Dünyada tüm kamuoyunun malumu olduğu üzere 90'lı yıllarda özellikle yaşanan kayıp ve faili meçhul cinayetler Kürt meselesinin çözümsüz bırakılmasının bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün de 2024 yılında da hala Kürt meselesinin demokratik yol ve yöntemlerle çözülememesinden, savaş ve çatışmada ısrar etmekten dolayı baskıcı politikalardan kaynaklı hala cumartesi insanları, kayıp yakınları 30 yılı aşkın bir süredir bu mücadeleyi sürdürmek zorunda bırakıldı. Bu süreç içerisinde bizlerle birlikte mücadele yürüten birçok kayıp yakınını kaybettik. Geçtiğimiz hafta Cemil Kırbayır'ın kardeşi Fatma Kırbayır da ne yazık ki kardeşinin faillerini bulamadan, kardeşinin akıbetini öğrenemeden bu dünyadan göçtü. Bugün babamların gözaltına alınışının, kaybedilişinin 30. yılı. 30 yılı geride bıraktık. 30 yıl boyunca bu ülkede hakikati, gerçekleri ve adaleti aradık. Dile kolay, 30 yıl. Ben 10-11 yaşındayken bugün 41 yaşındayım. Bu kadar zor olmaması gereken ve hepimizin ihtiyacı olan adalet duygusu ne yazık ki yıllardır aradığımız ama bulamadığımız adalet 30 yıldır bütün bu kayıpların, binlerce kaybın, ailesinin ve duyarlı insanların sorduğu adalet maalesef bulunmuyor. Bizler yıllar yılı yakınlarımızın ne şekilde gözaltına alındıkları, ne şekilde kaybedildikleri ve başlarına ne felaketler getirildiğini sorduk. Bıkmadık, yılmadık ve yine sormaya devam edeceğiz. Her zaman şunu dile getirdik. Adalet herkes için lazım olan bir şey. Sadece kayıp yakınları için değil. Burada gördüğünüz fotoğraflar her birinin başına büyük felaketler getirildi. Ve dokunduğunuzda her bir ailenin ne şekilde başına neler getirildiğini duyduğunuzda kanınızın donacağı şekilde hikayeleri var aslında. Belge sunduk, şahit dinlettik. Birçok belge bulgu olmasına rağmen maalesef yargı hiçbir şekilde bu failleri cezalandırmayıp beraat ettirdi. Ve hepsi elini kolunu sallayarak maalesef içimizde dolaşıyorlar. 30 yıl önce babamlar Bolu Tugay tarafından gözaltına alındı. Bolu Tugay'ın başındaki kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmamıza rağmen maalesef yargı bunları beraat ettirdi ve babamlarla birlikte 8 insanın kemiği bir toplu mezarda çıktı. Daha sonra o kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Daha sonra da İstanbul Adli Tıp Kurumu bunları ayrıştırmadan geri gönderip kulpta tek kabir içerisine bu insanların kemikleri şu anda da yatıyor. Ayrıştırmadılar kemikleri. Kemiklerimizi bile bize vermediler. Biz burada çok farklı bir şey istemiyoruz. Herkesin duygusu, insani duygusu, herkesin en yakınının, sevdiğinin bir mezar taşının olması en doğal hakkıdır, en temel hakkıdır. Bunu istedik. Ama maalesef onu da çok gördüler bize. Onu da vicdanlara havale ediyoruz. Adalet arayışımızı asla sonlandırmayacağız. Ta ki adalet gelene kadar. Biliyoruz ki er ya da geç bu adalet gelecektir. Babe Abdülcelil Kaçar, Eydir Hıfzı Gülana, Hazarın Nu, Nasatın Otu Çağran da daha tepatiklerin Ömer Kaçar Gübeje. Malbata Kaçar, Gügün de Kışla Cife, Yeni Avenda Sev Tedima. Ve Havane Koe, Düşsünü Kaçar, Halil Erzem, Urafet Özer, En de Hemen Gündi Dijinre, Jibo Pediviye Koyen Gecne Bicik Dinin, İçin Avenda Sev Tedima. Rede,
cealiye heyzen evlehiye evlehiye ve ev usse hevalan ve teyze nadın u piş revan dibin levala kasaban aklu gredaye navenda sevdi. Her çare bu hatine girtin ve hemen roje de de aliye timin tevgera taybet ve de navala kasaban ten infaz girin u uyeri ve ye pevçüne kendilin nişanda. Piştik kuşturan her çarkestan çekan datine sermeyi de Van, yani sercinaze Van. Van davici nevala kasaba. Dema ku malba, biçim meyiti zarkefa beynin, heyzen evreliye diveci. Ev, savkere, o meyitan nadin var. Dekore ve gözünün malba tan, çapemeliye, ev buya ruha dahi nişandan. Ve herem asreti, çar savker, hatimi kuştu. Bivi rengeci, cerraya iştira, tepar vekire. Em dizanın ku, mündakirin elde bin çakirin elde, pekaninin derveyi mürobariye, bu politikaya şerif. Daha fazla mev, saskirle hukuke, u teminkirle dadmendiye ye. Dem aku emle apukata bundan yapa tıpırsın, em diyar dikin ku, hatta şopa var neye diyesin, hakikat dernek eve hole, bu adalet neye saskirin, emek ticaret ve tekoşine başlega mea veşin. Köyünde çobanlık yaptığı sırada katledilen Sertip Şen için bir aradayız. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar Köyü Çoban Pınarı mezrasında Vergenima 2 Mayıs 2019'da koyunlarını otlattığı esnada askeri bölgeden açılan ateşle yaralanan 46 yaşındaki Sertip Şen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hazırlanan otopsi raporunda Şen'in kalbine yakın bir noktaya isabet eden kurşunla yaşamını yitirdiği saptandı. Yaşanan olaya ilişkin Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda Şen'in ölümüne yol açan kurşunun sözleşmeli er H.A.'nın silahından çıktığı, ateş eden kişinin ise uzman çavuş M.T. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan uzman çavuş M.T. savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesi'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kalbine yakın bir bölgede vurulan Şen uzun bir süre hareketsiz olarak yerde yattı. Kayıplarımızın avukatlarından Ramazan Kurt ile ilgili dosya açısından hiçbir somut atmayan mahkemenin tavrına karşı olayda yer alan askerler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Dilekçesinde olayın köylülerce öğrenilmesi üzerine ambulansın çağrıldığını ancak jandarma tarafından ambulansın olay yerine gitmesinin engellendiği, saatler sonra ambulansa bindirilen Şen'in hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürekli yalan ve çelişki beyanlarda bulunan uzman çavuş M.T. Zirvin bölgesinde bir patlama gerçekleştiğini, bu patlama açısından uyarı amaçlı ateş ettiğini belirtmiş olsa da ilgili bölgede patlama olmadığını, 2019 yılında bahse konu bölgenin yasaklı bölge kapsamına alınmadığı İçişleri Bakanlığı'nın raporu ile sabittir. Sertip Şen'in öldürülme olayıyla ilgili söz konusu askerler hakkında kasten insan öldürme suçu temelinde etkin, eksiksiz, süratli ve düzenli bir şekilde soruşturma yürütülmesi gerektiğini bugün buradan bir kere daha haykırıyoruz. Gözaltına alma, işkence, katletme, kaybetme, inkar ve zaman aşımı. 12 Eylül Cuntası döneminde gözaltında kaybedilenlerden biri de Nurettin Yedigöl'dü. Nurettin Yedigöl, 12 Nisan 1981'de Çağlayan'da bir yakınının düğününden çıktıktan sonra arkadaşlarının kaldığı İstanbul Maltepe'de eve gitmek üzere düğünden tek başına ayrıldı. Gittiği evde bir gün öncesinden arkadaşları gözaltına alınmış, polis evde bekliyordu. Burada gözaltına alındı ve dönemin ünlü işkence merkezi Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Nurettin'in Beşiktaş'la evini paylaştığı arkadaşının bu süredir eve gelmediği bilgisini kardeşi Muzaffer Yedigöl ile paylaştı. Gözaltına alındığı inkar edildi. Oysa Nurettin Yedigöl'ün
o zaman diliminde siyasi şubede olduğu ve ağır işkenceler gördüğü çok sayıda tanık ifadesinden anlaşılmıştı. Tanıkların anlatımına göre Tayyar Saray yönetimindeki 1. şubede Honduras'taki işkence eğitimi alan K grubu tarafından sorgulandı. İfade vermeyi reddettiği için Mete Altan'ın başında bulunduğu işkence timinin en ağır işkencelere maruz kaldı. En son şubede sorgulanan diğer arkadaşları tarafından görüldüğünde kanlar içindeydi. Konuşamıyordu. Aynı günlerde şubede sorguda olan Ümit Efe ağır işkencelerin yakın tanığı oldu. Yine aynı günlerde gözaltında olan ve aynı hücrede tutulan Taze Bey Çakas iki kez gördüğünü, ilkinde askıda tutulduğunu, ikincisinde kanlar içinde hareketsiz bir şekilde yattığını açıkladı. En az 10 kişinin Nurettin'in siyasi şubede gördüklerine dair tanıklık etti. Şahidiz, Nurettin işkencede öldürüldü diye mahkemelere dilekçeler verdiler. Nurettin Yedigöl için arkadaşları ve ailesi tarafından yapılan başvurulardan maalesef hiçbir sonuç alınamadı. Sorgulayanlar belli olmasına rağmen failleri yargılanmadı. Anne Zeycan Yedigöl yıllarca oğlunun bir mezarı olsun diye cumartesi annesi olarak Galatasaray Meydanı'nda yer aldı. Fakat aynı Berfano gibi oğlunun kemiklerine kavuşamadan yaşamını yitirdi. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Cezasızlık ve zaman ışını zırhından vazgeçin.